Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TYT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine mantık konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda 4. testin çözümünü yapacağız. İlk soruda önermesi aşağıdakilerden hangisiyle kesinlikle denktir demiş. Şimdi burada en içten başlayalım. Mesela buradaki iç sayı veya ya çevirelim öncelikle. Burası birincinin değerinden P gelecek. P veya Q geldi. Daha sonra şuradaki paranteze bakalım. P veya Q ifadesi. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Mesela burada dağılma özelliğini uygulayabiliriz. P ve mesela burada V'nin veya üzerine dağılma özelliğini uygulayabilirim. Ya da şöyle diyelim. Buradaki ifademizde dışarıda tekrar Q'nun değeri veya R değeri var. Şimdi şöyle diyelim. Buradaki Q'nun değeri veya P'yi içeriye dağıtacak olursam Q'nun değeri veya P gelecek ve Q'nun değeri veya P veya Q şeklinde geldi. Yani buradaki ifadeyi içeriye dağıttım aslında. Şimdi bu şekilde Q'nun değeri veya P, burada da Q'nun değeri veya P veya Q geldi. Burada birleşme özelliğinden şöyle gelecek. Q'nun değeri veya Q veya P şeklinde yazabilirim burasını. Buradan zaten 1 gelir. 1 veya P'den de yine cevap 1 gelir. Şuradaki kısmı 1 bulduk. O zaman Q'nun değeri veya P, şu son durumu yazalım. Q'nun durumu veya değeri ve Q'nun değeri veya P ifadesi ve 1 geldi. V'de de bir tanesi bile burada, mesela burası 1 ise cevap 1 olacak, 0 ise 0 olacak. Dolayısıyla cevap tamamen buna bağlı olduğu için bu ifade Q'nun değeri veya P'ye denk oldu. Bunu ise olarak da yazabiliriz. Yani şöyle yazalım. Şıklar bu şekilde vermemiş. Şöyle diyelim. Q'nun değeri veya P ifadesini şöyle de yazabilirim. Yer değiştirebilirim bunları. Q ise P şeklinde de yazabilirim buradaki değeri. Ve buradan da cevabımız E şıkkı gelir. İkinci soruda olduğuna göre demiş hangisinin doğruluk değeri kesinlikle 1'dir? Şimdi P önermesi için bazı tam sayılar için demiş x kare eksi 2 eşittir 2. Şimdi x kare eksi 2'yi diğer tarafa aldım. 4 x kare eşittir 2 ve eksi 2. Evet, bazı x değerleri için bu sağlar. Dolayısıyla P önermesi doğru. Her y elemanı için demiş bu sağlanır. Şimdi y kare 3'ü diğer tarafa aldım eksi 2. Y buradaki reel sayılar için, bütün reel sayılar için sağlanır demiş. Şimdi y değerimiz burada kök içinde eksi 2 geldi. Kök eksi 2 reel sayı değildir. Dolayısıyla da buradaki ifademiz Q önermesi yanlış olduğu için doğruluk değeri 0 geldi. Şimdi burada şıklara bakalım. P ise Q demiş. P değerimiz 1. 1 ise 0. Burası da 0'a denk. A şıkkı gitti. P ancak ve ancak 0 farklı olduklarında cevap 0 geliyordu. B de gitti. P'nin değeri 0. 0 ancak ve ancak 0. Aynı olduklarına cevap 1 geldiği için kesinlikle burası 0'dır diyoruz. Pardon, kesinlikle burası 1'dir diyoruz. 0 ikisi de aynı olduğu için ancak ve ancak da 1 geliyor. Zaten bize de onu sorduğu için C şıkkı cevabımız oldu. Üçüncü soruda önermesinin tersi hangisidir demiş. Şimdi tersini alacaksak şöyle diyeceğiz. Bu ifadelerin değerlerini alacağım. Buradaki değerlerin de iki tarafında. Bunun değerini aldığımız zaman bazı kısmı her'e dönüşecek. Bunların hepsi her gelmiş zaten. 3 üzeri x küçük eşittir 0'ı da şöyle yazacağız. 3 üzeri x büyüktür 0 şeklinde. Yani D şıkkındaki gibi olacak şu an. Buraya baktığımız zaman da her'i de en aza, burada bazıya çevireceğiz. X büyüktür 5'i de x küçük eşittir 5 şeklinde yazacağız. O da burada doğru. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. Dördüncü soruda önermelerden hangileri birbirine denktir? Yağmur yağıyorsa yollar ıslanıyor demiş. Şimdi yağmurun yağması olayına P diyelim. Mesela burası P gelsin. Yolların ıslanması buradaki önermesi de Q olsun. Yağmur yağıyor ise yollar ıslanıyor demiş. Yollar ıslanmıyorsa, şimdi yolların ıslanmasına Q demiştik. Yollar ıslanmıyor ise, yani Q'nun değeri ise yağmur yağıyor. P gelmiş. Yağmur yağmıyor demiş. Yağmur yağmıyorsa P'nin değeri veya yollar ıslanıyor. Yani Q önermesi olmuş. Bunlar birbirine denk mi? Şöyle yapalım. İseleri veya'ya çevirelim. Mesela burasını veya'ya çevirdiğim zaman P'nin değeri veya Q olacak. Dolayısıyla buradaki üçüncü önermeye denk. Yani bunlar şu an birbirine denk oldu. Aynı şekilde bunu veya'ya çevirirsem birincinin değerinden Q veya ikincinin aynısı. Burası Q'nun değeri veya burada yollar ıslanmıyorsa yağmur yağmıyor demiş. Burada da P'nin değeri gelecek. Orada hatalı yapmışız. Yağmur, yollar ıslanmıyor ise yağmur yağmıyor. Bu şekilde gelecek. Şimdi bunun değerini alalım. Q'nun değerinden Q geldi veya P'nin değeri diyoruz. Bunları yerde değiştirebiliriz. Yani aynı zamanda bu değişme özelliğinden P'nin değeri veya Q ya da denktir. Dolayısıyla bunlara da denk olmuş oldu. O yüzden hepsi birbirine denktir diyebiliriz.
Beşinci soruda önermesinin olumsuzu hangisine kesinlikle denktir diyor. Şimdi öncelikle buradaki ifademizi ise'yi veya'yı çevirerek başlayalım. Bunun için şöyle yapıyorduk. Birincinin değili veya Q şeklinde yazıyorduk. Bunun değilini aldığımız zaman da şöyle gelecek. P ve Q'nun değili geldi veya Q. Veya'nın V üzerine dağılma özelliğini uygularsak P veya Q ve Q'nun değili veya Q oldu. Burası zaten veya'dan dolayı 1 geldi. P veya Q ve 1 demiş. V'de burasına bağlı olacak cevap tamamen. Eğer burası 1 ise 1'dir, 0 ise 0'dır. O yüzden cevabı P veya Q geldi. Bize de bunun olumsuzunu sorduğu için bunun olumsuzunu alacağım. Buradan da P'nin değili ve Q'nun değili şeklinde gelecek. Bu şekilde de olabilir şıklarda, bu şekilde de olabilir. Ki zaten ilk baştaki haliyle B şıkkında vermiş. Altıncı soruda önermesinin karşıt tersi hangisidir? Şimdi burada P önermesi mesela bu şekilde vermiş. Şimdi karşıt tersi şöyle yapıyoruz. Yer değiştiriyoruz ve değillerini alıyoruz. Yani Q'nun değili P'nin değili şeklinde olacak. Q'nun değili dediğine göre bunun değilini alacağım. Buradaki bazıyı her'e çevireceğiz. X büyüktür 0 olacak. Yani her X elemanıdır R, X büyüktür 0. A şıkkındaki gibi olabilir. Diğerlerine mesela buradaki değerimiz sağlamıyor zaten. Diğerleri aslında direkt gitti. P'nin de aynı şekilde değilini alacağız. P önermesi her'di, bazı olacak. Büyüktür 0'da artık küçük eşit 0 olacak. Yani buradaki direkt A şıkkındaki dediğim gibi doğru cevap verilmiş. Yedinci soruda olduğuna göre hangisinin kesinlikle doğruluk değeri 0'dır demiş. Şimdi buradaki ifademizi şöyle yapalım. Öncelikle buradaki değili dağıtabiliriz. Yani şöyle diyelim, P'nin değili veya Q'nun değili gelecek. Dışarıda P ve kısmı vardı. Burada V'nin veya üzerine dağılma özelliğini uygularsak P ve P'nin değili veya P ve Q'nun değili geldi. Burası zaten 0, 0 veya P ve Q'nun değilinden de cevap buna bağlı olacak. Burası 1 ise 1'dir, 0 ise 0'dır. Yani P ve Q'nun değili o zaman R'ye denk oldu. Şimdi burada şöyle yapacağız o zaman. Buradaki ifadelerde mesela şıklarda R ifadesinin yerine bunu yazacağız. Çünkü burada R, P ve Q'nun değerlerini bilmiyoruz. R'nin değili demiş. Bunun değilini aldığım zaman P'nin değili veya Q gelecek veya Q vermiş. Şimdi zaten Q ve Q'dan dolayı burada yine aynı şekilde tek kuvvet özelliğinden burası Q gelecek ve P veya Q olacak cevap. Sıfırdır veya değildir diyemeyiz. Buraya yazalım. R yerine buradaki ifade yazacağım. P ve Q'nun değili veya Q vermiş. Burada dağılma özelliğini uygularsam P veya Q ve Q'nun değili veya Q geldi. Burası zaten 1. Burada da V olduğu için cevap yine P veya Q gelmiş oldu. Dolayısıyla yine kesin 0'dır ya da 1'dir diyemeyiz. P veya Q için söyleyecek bir şeyimiz zaten yok burada. Çünkü R ile ilgili sadece elimizde bilgi var. P ve R'de yine aynı şekilde R yerine yazalım. P ve R yerine bunu yazıyorum. P ve Q'nun değili. Burada birleşme özelliğinden P ve P gelecek. Ve Q'nun değili dersem burası tek kuvvet özelliğinden P geldi. P ve Q'nun değili oldu. Yine aynı şekilde 0'dır ya da 1'dir diyemem. Buraya yazalım son olarak. Q ve demiş. R yerine bunu yazıyorum. P ve Q'nun değili. Yine burada birleşme özelliğinden şöyle yazabilirim. Q ve Q'nun değili ve P geldi. Burası zaten 0, 0 ve P'den dolayı da cevap kesinlikle V'de bir tane de 0'ın olması yetiyor. Cevap kesinlikle 0'dır. O yüzden cevabımız E şıkkı oldu. 8. soru olduğuna göre X hangisine kesinlikle denktir demiş. Şimdi şurasını açtığımız zaman ise'yi veya'yı çevirelim. Q'nun değili veya R geldi. Bunu da tekrar değilini alacağız. Buradan da Q ve R'nin değili gelecek. Şimdi burada da tekrar son durumda P ise geldi. Parantez içine aynen yazıyorum. Tekrar burada ise'yi veya'yı çevirmek için birincinin değilini aldım. P'nin değili veya ikincinin aynısını yazdım. Şimdi burada da veya'nın V üzerine dağılma özelliğini uygulasak P'nin değili veya Q ve P'nin değili veya R'nin değili geldi. Karşı taraftaki ifadeyi de aynen yazıyorum. P'nin değili veya Q ve X'in değili. Şimdi buradakiler zaten birbirine aynısı olduğu için arada da V de aynı. O zaman direkt bu ifade X'in değiline eşit olacak demektir. X'in değili P'nin değili veya R'nin değiliymiş. Bunu hatta şöyle düzenleyebilirim. P ve R'nin değili diyebilirim. Dolayısıyla bu ifade ikisi de değilleri birbirine eşit olduğuna göre o zaman X değeri de P ve R'ye denk olacaktır diyebiliriz. 9. soruda olduğuna göre hangisinin değeri kesinlikle 1'dir demiş. Şimdi P'nin değili veya R verilmiş. Burasını da ise'yi veya'yı çevirsem şöyle gelecek. P'nin değili veya R'nin değili olacak. Şimdi bu iki kısımda aslında şöyle geldi. Bunların P'nin değili veya R'ler ortak. O zaman P'nin değili veya R parantezini alırsam buradan R geldi ve R'nin değili kaldı burada da.
R ve R'nin değerinden 0 zaten. P'nin değeri veya 0'da da cevap tamamen P'nin değerine denk olacak. Yani şuradaki kısmı P'nin değeri bulduk. Burada da o zaman şöyle diyelim. P'nin değeri denktir. Burada da değerini aldığımız zaman P'nin değeri ve Q'nun değerinin değerinden Q geldi. Şimdi buradaki ifadenin sonucu hangisinin değeri kesinlikle 1'dir diye soruyor. Şöyle söyleyelim. Burada P'nin değeri ve Q'nun P'nin değerine denk olabilmesi için o zaman buradaki sonucun tamamen P'nin değeri gelmesi gerekiyor. Eğer buradaki değerimiz 1 mesela 0 ise zaten Q normalde 0 olsaydı cevabı direkt 0 olurdu. Ama eğer burasının cevabı 1 ise V ifadesine buraya bağlı olacak. Eğer burası da 1 ise cevap 1 olur, 0 ise cevap 0 olur. Cevabın buna bağlı olabilmesi için dediğim gibi Q'nun 1 olması lazım ki buradaki sonuç P'nin değeri olsun ve bu iki ifade birbirine denk gelsin. Dolayısıyla biz buradan Q'nun kesinlikle 1 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi Q değerimiz 1 geldi. Ve buradaki ifadeler birbirleri şu an P'nin değeri P'nin değerine denk gelmiş oldu. Q'nun değeri 1 ise hangisinin değeri için kesinlikle 1'dir diye sormuştu bize. Şöyle desek mesela Q'nun değeri 1 ise 1'in değerini aldım 0 ve P geldi. Bu ifadenin cevabı P ne olursa olsun kesinlikle 0'dır. O yüzden A şıkkı gitti. R'nin değeri veya demiş Q'nun burada şimdi şöyle bir durum var. Biz sadece Q'nun değerini bulabildik. Diğerlerini bilmiyoruz. O yüzden burada Q ile ilgili bir şey olmadığı için buna kesinlikle 0 ya da 1'dir diyemeyiz. Buraya baktık Q 1 zaten 1 veya R'nin değeri. Veya da bir tane bile 1 olması zaten cevabı 1 yaptığı için burası kesinlikle 1'dir. Cevabımız da C şıkkı olur. 10. soruda önermesi hangisine kesinlikle denktir demiş. Şimdi burada ise'yi kullansak birincinin değeri gelecek. Birincinin değerinin de burada P'nin değerinin değerinden P geldi direkt. Şöyle diyeceğiz. P ise'yi veya ya'yı çevirdim. Buradaki kısmı da ancak ve ancak da ise'ye çevirirse Q ise P gelecek ve P ise Q şeklinde geldi. Bunu da şöyle parantez açalım. Daha sonra ise'leri veya'yı çevirebiliriz. Ve burada P veya dışarıda kalsın bunları da ise'yi veya'yı çevirdiğimiz zaman Q'nun değeri veya P olacak. Ve P'nin değeri veya Q gelecek. Daha sonra burada dağıtabiliriz içerisine. Yani şöyle diyeceğim P veya Q'nun değeri veya P geldi. Arada V var. Tekrar P'yi aynı şekilde dağıttım. P veya P'nin değeri veya Q oldu. Daha sonra burada birleşme özelliğini kullanabiliriz. Buradaki değerimiz şöyle gelecek. P veya buradaki değerimiz birleşme özelliğinden mesela şöyle yazalım. P veya P veya Q'nun değeri geldi. Burası tek kuvvet özelliğinden P zaten. P veya Q'nun değeri geldi burası. Arada V var. Burada yine birleşme özelliğinden P veya P'nin değeri veya Q geldi. Burası da 1 olacağı için 1 veya Q yine aynı şekilde 1'e denk. Yani şu kısmı 1 bulduk. P veya Q'nun değeri ve 1 demiş. Burada da cevap V'den dolayı buradakine bağlı. Yani P veya Q'nun değeri cevabımız olacak. Bunlara bakalım şimdi hangisine denk olacak. P veya Q'nun değerini arıyoruz. Mesela bunları veya'yı çevirsem P'nin değeri veya Q geldi. Bu şekilde değil. Bunu veya'yı çevirsem P'nin değeri veya Q'nun değeri gelecek. Bu da değil. Buraya bakalım Q'nun değeri veya P. Şöyle mesela burada sonuçta değişme özelliğinden dolayı ben bu P veya Q'nun değeri aynı zamanda Q'nun değeri veya P'ye denktir. O yüzden de cevabımız C şıkkı oldu. 11. soruda önermesi hangisine kesinlikle denktir demiş. Şimdi ancak ve ancak verilmiş. O zaman şöyle açacağız. İse kuralına göre P ise parantez için aynen yazıyorum. P ve Q geldi. Arada V diyeceğiz. Daha sonra buradaki tarafını yazıyoruz. P ve Q ise P önermesi gelmiş oldu. Bu şekilde parantezimizi de kapattık. Şimdi ise'den dolayı bunu da tekrar veya'yı çevireceğim. Birincinin değerinden P'nin değeri veya parantez içine aynen yazıyorum. Ve burada yine aynı şekilde birincinin değeri gelecek. Birincinin değerinden şöyle P'nin değeri veya Q'nun değeri olacak. Veya ikinciyi aynen yazıyoruz. Şimdi buna göre işlemlerimizi yapalım. Burada mesela dağılma özelliğini uygulayabiliriz. P'nin değeri veya P ve P'nin değeri veya Q oldu. Parantezimizi kapatalım. Burada da birleşme özelliğini uygulayabiliriz. İkisi de veya verilmiş. P'nin değeri veya P veya Q'nun değeri geldi. Şimdi buradaki kısımda zaten P'nin değeri veya P ifadesi 1. 1 ve P'nin değeri veya Q geldiğine göre cevap buna dahil olacak. O yüzden de direkt buradaki parantezimiz P'nin değeri veya Q geldi. Arada V var. Burası zaten 1. 1 veya Q'nun değerinden dolayı burası yine aynı şekilde 1 geldi. V de yine aynı buradaki durum. Buradaki cevap neyse eğer ona bağlı 1 ise 1 de olacak. Cevap 0 ise 0. O yüzden de burası P'nin değeri veya Q geldi. Ve cevabımız A şıkkı oldu. 12. soruda önermesi hangisine kesinlikle denktir demiş.
Yine ancak ve ancak var burada. Onu açalım. Q ise P ve P ise Q geldi. Dışarıda da şöyle parantezimizi kapatalım. Veya P'nin değili var. Bu iseleri açtığımız zaman Q'nun değili veya P ve P'nin değili veya Q ifadesi geldi. P'nin değili. Şimdi buradaki kısımda şöyle söyleyebiliriz. Mesela biz buradaki ifadelerde P'nin değilini içeriye dağıtabiliriz aslında. Yani şöyle yapacağım. Q'nun değili veya P veya içeriye dağıttığım zaman veya P'nin değili geldi. Arada V var. Tekrar buraya dağıttım. P'nin değili veya Q ifadesi veya P'nin değili oldu. Burada birleşme özelliği var. Bunları şöyle yazabilirim yan yana. P veya P'nin değili veya Q'nun değili geldi. Arada V işaretimiz vardı. Sembolümüz. Burada da yine aynı şekilde birleşme özelliğini kullanabilirim. Bunları şöyle yazacağım. P'nin değili veya P'nin değili veya Q geldi. Şimdi burada P'nin değili veya P veya P'nin değilinden burası zaten 1. 1 veya Q'nun değilinden burası yine 1 oldu. Burada da tek kuvvet özelliğinden burası zaten P'nin değili veya Q ifadesi geldi. 1 V'den dolayı V'de burası neyse cevap o gelecekti. O yüzden de burası P'nin değili veya Q cevabımız oldu. Şıklara bakalım şimdi. Mesela ise vermiş. Burada dönüştürdüğümüz zaman yani veya'yı dönüştürdüğümüz zaman Q'nun değilinin değilinden Q veya P gelecek. Bu şekilde değil. Buraya baktık. P'nin değili veya Q zaten B şıkkındaki bizimkine denk oldu. 13. soruda önermesi hangisine kesinlikle denktir demiş. Burada yine ancak ve ancak değerlerimiz var. Bunları açalım. P ise Q'nun değili ve Q'nun değili ise P önermesi geldi. Şöyle parantezimizi kapatalım ve buradaki ifadeyi de değile çevirebiliriz. Şöyle gelecek burası da P'nin değili veya Q geldi. Buradakileri aynı şekilde veya'yı çevireceğim. P'nin değili veya Q'nun değili ve Q'nun değilin değilinden Q oldu veya P geldi. Burada tekrar ve P'nin değili veya Q ifadesi var. Şimdi buradaki değerlerimize ortak ifadeler var mı? Bir şeyler yapmaya çalışalım. Mesela şöyle söylesek Q veya'lar var. Mesela şöyle desem sonuçta burada V olduğu için birleşme özelliğini istediğimiz iki tanesini mesela parantezine şöyle yazabilirim. Bu şekilde parantezi kaydırdım. Bunların ikisinde de Q veya'lar ortak dikkat ettiyseniz o zaman ben şuradaki sadece parantez olan kısmı Q veya parantezine alsam buradaki değerimiz P ve P'nin değili geldi. Burası zaten 0. Q veya 0'dan da cevap Q'ya bağlı olduğu için şu parantezi Q olarak bulmuş olduk. Buradaki kısmı yazalım. P'nin değili veya Q'nun değili. Arada V vardı. Parantezin tamamında Q bulduk. Şimdi burada V'nin veya üzerine dağılma özelliğini uyguladım. P'nin değili ve Q veya Q'nun değili ve Q geldi. Burası zaten 0 oldu. P'nin değili ve Q ifadesi veya 0 olduğuna göre cevap buna bağlı. O yüzden de cevabımız P'nin değili ve Q gelmiş oldu. Şıklar bu şekilde var mı? A şıkkında verilmiş. 14. soruda her ardışık iki doğal sayının farkı 1'dir demiş. Önermesinin olumsuzun niceleme sembolleriyle ifadesi hangisidir? Şimdi bir önce bunun olumsuzunu alacağız. Her dediğine göre normalde mesela bu her ifadesi bu şekilde olacaktı. Biz olumsuzunu aldığımız için bazı gelecek. Yani bu her olanları buradan sildik. Bazı x doğal sayıları için olacak. O zaman şöyle diyeceğim. X bazı x doğal sayıları için diyeceğiz. Mesela burada da eleman değildir demiş. E şıkkını eledik. Ya A ya da C şıkkı gelecek. İki doğal sayının farkı 1'dir. Bunda mesela doğal sayı aralarındaki fark şöyle söyleyebiliriz. Biri x artı 1, birini x olarak alırsak aradaki fark normalde iki doğal sayının farkı 1'dir demiş. Şöyle 1'dir demiş. Olumsuzunu alacağımız için 1 değildir diyeceğiz biz. O yüzden de direkt burada cevabımız C şıkkı gelecek. 15. soruda önermesinin sade hali hangisidir diyor. Şimdi en içten başlayabiliriz. Mesela buradaki kısımda ancak ve ancak var. Onunla başlayabiliriz aslında. Şöyle gelecek o zaman buradaki değerimiz. Hatta burada dışarıdan da başlayabiliriz ama içeriden başlasak ancak ve ancak açsak daha iyi olacak. Ancak ve ancak da şöyle diyorduk. Bunu aynen yazacağım. P ve Q ise ikinci. Araya V dedik. Daha sonra ikinci yazıyorum. Q buradaki ise buradaki ifade yazacağım. Yani P ve Q değeri gelecek. Buradaki kısma sonra bakacağım. İseyi de daha sonra veya'ya göre açarsak birincinin değilini alacağız. Yani P'nin değili veya Q'nun değili olacak burası. Veya Q geldi. Ve burada yine birincinin değilini aldım. Q'nun değili veya P ve Q önermesi gelmiş oldu.
Burada birleşme özelliğini kullanabiliriz. Bunları şöyle yazacağım. P'nin değili veya Q'nun değili veya Q demiş. Burası zaten 1. P'nin değili veya 1'den burası yine aynı şekilde 1 geldi. Yani şu kısmı 1 bulduk. Buradaki kısımda da dağılma özelliğini uygulayabiliriz. Şöyle diyelim. Q'nun değili veya P ve Q'nun değili veya Q geldi. Burası yine 1. Burası 1 olduğu için arada V olduğundan dolayı cevap buna bağlı oldu. Yani bu parantez içini de Q'nun değili veya P olarak bulduk. Şimdi son durumda burasını 1 bulduk. Arada V var. Burasını da Q'nun değili veya P bulduk. V'den dolayı buradaki cevap tamamen buna bağlı olacak. O yüzden şu parantez içini Q'nun değili veya P olarak bulmuş oldum. Şimdi ise var, oradaki kısma bakalım. P ise bu kısmı parantez içini Q'nun değili veya P olarak bulmuştum. İse'den dolayı veya'ya çevireceğim burasını ve şöyle gelecek. Birincinin değili veya ikinci kısmı aynen yazıyorum. Q'nun değili veya P geldi. Yine birleşme özelliğinden şöyle yazabiliriz. P veya P'nin değilini aynı paranteze yazdım veya Q'nun değili geldi. Burası zaten 1. 1 veya Q'nun değilinden de cevabımız 1 oldu. 16. soruda önermesinin sade hali hangisidir demiş. Şimdi P ya da 1 dediğimiz zaman, mesela P 1 ise 1 ya da 1'den aynı oldukları için cevap 0 gelir. 0 ise cevap 1 gelir. Yani tam tersi olduğu için bu ifadenin karşılığı P'nin değili olacak. Ve parantez içinde de burada 1 ise eğer farklı oldukları için 1 olur. 0 ise farklı aynı oldukları için cevap 0 olur. Yani burasının cevabı da direkt P'nin kendisi. Veya buradaki ifadeyi de aynen yazıyorum. Q ve P ya da P'nin değili verilmiş. Şimdi şöyle parantezimizi de burada tekrar kapatalım. Şimdi ifadenin en sade hali. Burada şöyle desek, mesela P'nin değilini, burada en dışarıda P'nin değili var. Ben P'nin değilini mesela 0 alırsam eğer, burası 0 ve bu parantezin kendisi geleceği için V'de 0'ın bir tane bile olması direkt cevabı zaten 0 yapar. İfadenin en sade hali 0 olabilir. Eğer P'nin değili 0 ise. Tam tersini yapalım. Bir de P'nin değilini 1 alalım. P'nin değili 1 ise burası 1 gelir. Ve P'nin değili 1 ise P değerimiz 0 olur. Veya buradaki değerimize Q'yu bilmiyoruz. Q ve şimdi P'nin değili 1 ise P'yi 0 aldık burada. Q ve 0 geldi ya da P'nin değilini 1 demiştik. Q ve 0'dan dolayı burası zaten 0 olur. 0 ya da 1 farklı oldukları için burası 1 gelir. 0 veya 1'den dolayı da yine aynı şekilde cevap 1 gelir. Yani bu parantez içinde 1 buluruz. 1 ve 1'den dolayı da cevap 1 gelir. Şimdi şöyle bir durum var. Ben ilk başta P'nin değilini 0 aldım. Yani P değerimizi 1 aldığımız zaman cevabımız 0 geldi. Daha sonra P'nin değilini 1 aldım. Yani P'yi 0 aldığım zaman da cevap 1 geldi. Dikkat ettiyseniz bu ifade P 1 ise cevap 0, 0 ise 1 olduğu için P'nin tam tersi oldu. O yüzden de cevabımız P'nin değili gelmiş oldu. 17. soruda önermesinin sade hali hangisidir demiş. Şimdi mesela ben bunları ise'ye çevirsem, ise'yi veya'yı çevirsem P'nin değili veya Q gelecek ya da Q'nun değili veya P gelecek. Şimdi burada mesela ortak değerler gelmiyor aslında. Şöyle söylesek, doğruluk değerinden gitsek mesela P önermesine ve Q önermesine, mesela şöyle yazalım. P ve Q önermeleri için. İkisine de 1 yazarsak ne gelecek? 1 ise buradaki değerimiz 1 ise 1 geldi. Ya da buradaki değerimiz de yine 1 ise 1 geldi. 1 ise 1 olduğu zaman burası zaten 1. Aynı şekilde burası da 1. 1 veya 1'den cevap 1 geldi. Daha sonra 1'e 0 demiş olsam bu sefer de 1 ise 0 gelecek. Ya da buradaki değerimiz, bu arada buradaki 1 ya da 1'di. O yüzden burası 0 oluyor. 1 ise 0 ya da 0 ise 1 geldi bu şekilde olduğunda da. 1 ise 0, 0'dır. 0 ya da 0 ise 1, 1'dir. Buradan da cevabımız ya da da yine farklı oldukları için 1 geldi. İkisine de mesela 0, 0 yazarsam 0 ise 0 ya da 0 ise 0 geldi. 0 ise 0, 1'dir. 0 ise 0 yine 1'dir. 1 ya da 1'de aynı oldukları için 0 geldi. Bir de tam tersini yazalım. Yani 0'a 1 yazalım. Buraya 0, buraya 1 yazdığımız zaman 0 ise 1 ya da 1 ise 0 olacak. Burası 0 ise 1, 1'dir. 1 ise 0, 0'dır. 1 ya da 0'dan dolayı da farklı oldukları için 1. Şimdi dikkat ettiyseniz aynı değerler verdiğimiz zaman 0 geldi. Farklı değerler verdiğimiz zaman 1 geldi. O zaman ona göre değer bakmamız lazım. Hangisini burada sağlayacak? Mesela 1, 1 verdiğim zaman cevabın 0 olması gerekiyor. 1 yazdığım zaman birin değilinden 0 ya da 1 yazdım. Farklı olduğu için cevap 1 geldi. 0 olmuştu. A şıkkı gitti.
Buraya bakalım, 1 yazdığım zaman 1 ya da 1'den dolayı 0 olacak. Evet, 0 gelmişti. Bir de farklı değerler yazalım. 1 ya da 0 dediğimde cevap 1 olması gerekiyor. Evet, buradan da cevap 1 geldi. Dolayısıyla iki farklı şekildeki durumda sağladığı için cevabımızı bulduk. Evet arkadaşlar, böylece mantıkla ilgili olan 4. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.